Parisyenler, Turhal'da bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kurum müdürleri istişare toplantısında bir araya geldi. Turhal Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıda Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin faaliyetleri hakkında bilgiler alarak isteklerini dinledi. Toplantıya Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Alparslan, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Çenesiz, diğer oda başkanları, dernek başkanları ve kurum müdürleri katıldı. Siz konuşun, ben dinleyeyim istiyorum bu toplantıda. Bu anlamda sözü ben size bırakıyorum. Ben Yüksek Okul Fakülte Açma Koruma Derneği Başkanıyım. İsminiz neydi? Mustafa Başdemir. Evet. Bildiğin gibi 4 yıllık fakülte çalışmamız oldu. Evet. Binayı bitirdik. Çevre düzenlememiz var. Evet. Yani bankacılık, sigortacılık bölümünü açtık. 2 sınıfımız var. Artı önümüzdeki senede %90 işte afet yönetiminde uluslararası ticaret bölümü açılacak. Evet. Yaklaşık 300 tane öğrenimiz gelecek büyük ihtimalle. Esnaflar orada bir sıkıntı geçecek ya. Evet. Bir ay önce bir güncelleme, veri tabanlı güncelleme sistemi yapıldı. Bayağı sıkıntı çekti esnaflarımız orada. Sistemi bilmiyorlar. Gidip orada görüşecek insanlar muhatap bulamıyorlar. Ama burada bizlerin de desteğini müşürü açılırsa Koskeli Şubesi. Koskeli Şubesi yolunu görür. Sıkıntılarımız var. Şimdi Koskeli işi olan Tokat'a mı gidiyor bu durumda? Evet Sayın Bey. Buraya. Belediyemizin bir girişimi oldu mu bu konuda Hakan Bey? Binada yeni yapıldı diye biliyorum. Yani bunlar da biraz da büyük binalar yapıyor SGK. Ona uygun yerde, merkezi yerlerde yoktur. Hani SGK'nın yerleri var. Yine eski belediye sitesinde yerleri var. Önceden oradaydı. Yer kısımlarını da aldılar. Evet. İsterlerse takas olur da yalnız oraya güzel bina yaptılar. Oradan vazgeçmezler. Aynı binadan şehir içinde yapılırsa ancak kafası... Bu SGK'da da işlemler hep online olmadı mı zaten? Yani işveren ne için gidiyor SGK'ya bugün? Aramızda işveren var mı? Yani vardır mutlaka. Tarafımızdaki bölgeye bir tane bankamatik kurdurmak istedik ama olumlu sonuç alamadık. Bankamatik? Evet. Hangi bankalar? Fark etmez. Biz olursa. Yani ortak ATM olursa. Biz çoğu yere başvurduk ama bankaların bize dedi. Verim alamadığımız için bu şekilde biz kuramayız diye merkez... Sanayi tarafı dediğiniz Tokat çıkışı. Evet, evet kaymakamım. En yakın nerede var orada? Belediye normları da var değil mi? Evet, başkanımızda var. Köprüden sonra yok. Köprüden sonra yok. Onu bir eğer şey yaparsanız, ilgilenirseniz... Buranın bir sorunu işsizlik. İşsizliğin çok olduğu yerde esnafın da sorunu çok. Siftahsız dükkan kapatan esnafımız da çok şu anda memleketimizde. Evet. Bence bir an önce bu şeker fabrikasının özelleştirilecekse, özelleştirilmesi, eğer özelleştirilmeyecekse de yeni bir plan yapılıp ona göre ileriye doğru bir atımlar yapılması zorundadır. Yani yoksa Turhal'ımız... Evet, lazım. Evet. Evet, yoksa Turhal'ımız günden güne kötüye gidiyor. Şu anda biz, siz belki bilirsiniz, bilmezsiniz, biz 95 bin nüfusları gördük bu şehirde. Şu anda 62 bin civarında bir nüfus sayımız var. 30 bin kişi bir insan işsizlikten dolayı bu memleketi terk etti. İşte esnafımızın evet. Nüfusu da ondan mı? Evet. Yani bence en büyük çözüm bu. Artı ikinci bir sorunumuz, en büyük sorunumuz da şu. Karadeniz'in bu bölgeye bağlanması yoludur. O da
Ünye, Akkuş, Karayolu'dur. Eğer orayı buraya bağlayabilirsek bütün oradaki tırları Samsun'a gitmeden buradan direkt çekerekten Ankara yoluna çıkacak bu yol. Evet. Yani o yolu da sağlarsak burası olduğuca çok iyi bir hareketleneceğine inanıyorum. Bunları çözersek bu arkadaşların anlattıkları bütün sorunları tahmin ediyorum. %80 de çözmüş oluruz. Bence turalımızın en büyük sorunlardan birisi göçü durdurmak. Artı iş sahasını artırmaktır. Bunu çözmek zorundayız. Gerekirse biraz önce dediniz halkla devlet el ele verip yeni bir fabrika tesisleri açabilir. Organize sanayimizde yerimiz çok müsait yerlerimizde mevcut var. Bunları çözebilirsek, bunlarla ilgili çalışma yapabilirsek bence daha iyi olur. Teşekkür ederim. Hepsinin güzel ilgilendiren bir konu. Sonuçta hükümetin karar alması gereken bir konu. Önümüzde referandum süreçleri var. Bu süreç kapsamında bu ilçemiz bu fırsatı bence değerlendirmeli yani. Tamam mı? Bu kadar söyleyeyim. Bunlar yapıyorlar. Yani yavaş yavaş yapılıyor. Özellikle köylülerden çok şikayet geliyordu bu konuda. Şirketleri ayrılınca yukarı bir şube açıldı, aşağı bir şube açıldı. Aşağıda vezne yok. İnsanlar otomatikman yukarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Veya postaneye gitmek zorunda kalıyorlar. Postanede de müthiş bir izdiham oluyor. Özellikle o faturaların günlerinde. Bir ara bu aşağı en azından bir vezne açılması gibi bir çalışma oldu ama zannedersem bir sonuç çıkmadı. O konuda bir tekrar bir girişim olabilir. Biz de tabii ki yeni yeni tanıyoruz. Bu şirketlerin ayrılması ne şekilde oldu? Yani dağıtım şirketleri... Dağıtım, parakende ve arıza ayrılan şirketler. Parakende yukarı gitti. Orası tahsilat kısmına baktığı için vezne de orada kaldı. Evet. Şimdi vatandaş köyden geliyor minibüsüyle. Bir de tekrar bir para veriyor. Yukarı çıkıyor. Geri aşağı alıyor. Bazen işi olmuyor. Git gel yapıyor. Yani önceden aşağıdaydı. İşleri ayrı yapıyor. Evet ayrıldı. Fatura yazma işleri ayrı. Endeks işleme işleri yukarıda çıkmak zorunda kalıyor. Abonelik ayrı yerde. Ayrı yerlerde. Yani vatandaş iki yere gitmek zorunda kalıyor da. O konuda bir çalışma yapılmıştı ama bir sonuç alınamadı. Eğer bir daha en azından aşağı tarafta ödeme bürosu bir şey yapılabilirse. Daha değişik yerler global şartlarda postal zaman da onlar da zarar oluyor. Hemen aynı 2-3 zarar oluyor. Aşağı şartlarda zarar oluyor. Evet. Ama yukarıya bayağı yatırım yapmış. Burada yatırımcılar daha çok teknik eleman, ara eleman bulmakta sıkıntı çektiklerini söylüyorlar.